Hristiyan kardeşlerimize şefkatte sabırlı ve kararlı, bizim daha yolumuz uzun. Yani en az bir 10 yıllık bizim bir dönemimiz var inşallah. Öyle bir hal olacak ki Hristiyanlık adeta İslam'a sanki kalp olmak üzere, kalp olacak artık yani. İslamiyet'e dönecek, yani Allah birdir diyorlar, teslis inancını kabul etmiyorlar. Ama İsa Mesih'e hayranlar, acayip seviyorlar, İncil'e titizler, İncil'deki açık hükümlere, dürüst hükümlere, Kur'an'a uygun olan hükümlük ki çoğu öyle zaten, bizim yazdığımız kitap neredeyse İncil kadar. Değil mi? Evet. İncil'e uysunlar diyoruz, kitap hazırlıyoruz. Ona uyarsa tamam, Kur'an uymuş olacak zaten. Yani bak, yanlış yerlerini çıkarttık. Sırf İncil'e uyarlarsa diyoruz bak, evet, kurtulacaklar diyoruz. Hazırladığımız kitap İncil kadar zaten. Neredeyiz? Evet. İçindeki yanlış kısımlar sadece çıkarttık. Kardeşlerimiz, Hristiyan kardeşlerimiz öyle bir hale gelecekler ki İsa Mesih'e artık susamış. Yani çölde kalmış bir insan nasıl olur? Değil mi? Bu hayat su ister. İsa Mesih'i de öyle isteyecekler. O kadar çok muhabbet artacak İsa Mesih'in inişi için. İşte tam öyle bir zeminde, tam öyle bir ortamda Mehdiyet'le İsa Mesih'in talebeleri tam ittifakla çalışırlarken İsa Mesih nüzul eder diyor Bediüzzaman. Bir Hristiyan'ın evine veyahut onların bir kilisesine, bir yere gelecek. Uyur vaziyette. Uyur vaziyette bırakılacak. Uyandığında Aramice konuşması. Anlamayacaklar ya, ne konuşuyor bu insan acaba diyecek. Aramice konuşuyor. Anlatamayacak önce kendisini. Arami bir insan bulacaklar. Yani Aramice olduğunu anlayacaklar. Arami. O tercüme edecek. Sonra İsa Mesih bütün peygamberlerde olur. Yani muazzam bir zeka vardır. Yani müthiş bir ezber zekası vardır ayrıca. Mesela bir sayfaya baktığında fotoğraf gibi orayı bir kere okuduğunda su gibi ezberler. Peygamberimiz öyleydi. Bediüzzaman'da da var o. Bazı evliyada da olur. İsa Mesih de öyle. İngilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe, bütün dinleri ana dili gibi bilecek. Bak göreceksiniz. Yani en az 14 dil bilir bak. Yani göreceksiniz. Su gibi. Hiç onun için yabancı dil sorun olmaz. Arapçayı nefis bayağı güzel konuşur. Şakır şakır. Her dili bilir yani. Aşağı yukarı yani. Ana dilleri bilir. İspanyolca hepsini bilir. Kur'an'ı su gibi ezberden bilecek. Niye? Nereden biliyoruz? Peygamberimiz diyor ki Mehdi'nin diyor bir hafız yardımcısı vardır diyor. Bakın dikkat edin Peygamberimiz Efendimiz'e. Hiç günaha girmemiştir diyor. Maşallah. Elhamdülillah. Hiç günaha girmemiş bir hafız yardımcısı vardır diyor. Ülema tefsir ediyor, açıklıyor. Yani masum insan olmaz diyorlar. Günaha girmemiş. Ancak peygamberler günahtan mahfuzdurlar. Allah tarafından korunur. O zaman o İsa Mesih diyorlar. Maşallah. Ya böyle bir insan olamaz. Tabii. Dünyada yok öyle bir şey. Maşallah. Günahsız insan yok. Günahsız kim var? İsa Mesih var. Allah onun günahsız olduğunu söylüyor Kur'an'da. Günahı yok onun. Yani bütün geçmiş, gelecek gün bütün günahlar affedilmiş. Cennette o. Ve hafız diyor. Neyin hafızı? Kur'an'ın hafızı. Su gibi Kur'an'ı biliyor. İncil'i su gibi biliyor, Tevrat'ı su gibi biliyor. İsa Mesih. Gözlerine baktın mı zaten? Yani adeta delip geçiyor. Yani müthiş zeki. Oradan anlayacaksınız. Yani bakışlarından, konuşmasından anlaşılacak. Çok tutarlı, avami hareketler yapmaz. Avami hareket şey yapmaz. Her şakacıdır, neşelidir, sevecenidir de fakat asil olur. Bütün peygamberler çok asil olurlar. Yani sürekli soyludur hareketleri. Yani bir fevkalelik oldu anlaşılır. Bakalım, göreceğiz. İnşallah. İnşallah. Bir rüyayla bir geldi bakalım, rüyada gördük de. Maşallah. Boylu boslu böyle yakışıklı Avrupa'yı bir delikanlı görünümünden. Saçları uzun. Kısa sakalı böyle. Bayağı neşeli. İnşallah. Böyle gözden renkli olduğu anlaşılıyor. Uzaktan da bakıldığında anlaşılıyor. Ama son derece samimi bir yüz ifadesi vardı yüzünde. Benim gördüğüm. Allah-u Alem herhalde öyle. Geniş omuzlu. İnşallah. Böyle bayağı zinde. Yani. Çakı gibi. Atletik. Maşallah. İnşallah. Ama bak Mehdi
mübareğe bakın, faaliyetinin muhteşemliğine ki bak, hem İslam alemini küfürden, deccaletten kurtarıyor. Bak ne diyor Bediüzzaman? Hristiyanlık öyle bir hale geliyor ki Mehdi'nin faaliyetleri sonucunda, adeta diyor İslam'a kalp olmak üzereyken, yani tereddüt ediyor acaba Müslüman mı olsak diye, o kadar Hristiyanlar içerisinde İslami Hristiyanlık yayılacak. Yani İslam'a benzeyen Hristiyanlık. O kadar çok yayılacak. Hep Allah birdir diyecekler. Yani o hurafat ve tahrifattan sıyrılarak diyor Bediüzzaman. Evet. Mehdi vesilesiyle hurafat ve tahrifattan sıyrılıyor. Yani muazzam bir eğilim var artık. Tam yani sanki gelmese bile, evet, yani Allah zirgesin, gelmese bile sanki tamam gibi. Öyle bir ortamda. Öyle bir ortamda diyor. Cenab-ı Allah'ın diyor vaadine istinad ederek diyor. Bir kadir-i külli şeyin vaadine istinad ederek diyor. Nüzul edeceğini Bediüzzaman belirtiyor. Geldiği vakit diyor mukarreb ve havası. Onu diyor imanın nuruyla tanırlar diyor. Yoksa Aramice konuşan bir insan olarak buluyorlar. Yani onu çıkaramazlar. Tabii ilk başta şüphelenirler ama çıkaramazlar. Evet. İnşallah. Hazreti İsa birçok dil bilecek inşallah. Hazreti İsa'nın peygamberlerde öyle bir özellik oluyor. Yani mesela okuduğun bir kere okuduğunda hemen ezberler. Mesela peygamberimizde de vardı. O ayette de var. Hani sen diyor şeytanın Allah'a sığının dilini kıpırdatma diyor ezberlemek için. Biz sana onu ezberleteceğiz diyor Allah. Peygamberimiz ezberlemek için gayret ediyor. Sen öyle bir şey yapma diyor. Biz sana ezberleteceğiz diyor. Allah doğrudan hıfz etmiştir peygamberimize. Hafızdı peygamberimiz. Hazreti İsa da öyle. Yani bir bakışta okuyan, bir bakışta anlayan insanlar oluyor peygamberler. Canımın içi, çok güzelsin, çok çok güzelsin. Allah güzelliğini kat kat artırsın, nurunu artırsın. Elinden yüzünden nur akıyor, dekolten de çok yakışmış. Çok çok güzel, her yerin çok güzel. Allah güzelliğini cennette de devam ettirsin. Resulullah hafız mıydı? Hafızdı, sahabeler de hafızdı. Hazreti Ömer, Osman, Ebu Bekir, Hazreti Ali ve 12 imam tamamı hafızlar. Su gibi. Resulullah da Kur'an'ı su gibi ezberden biliyordu, hafızdı. Hazreti İsa Mesih de hafızdır. Hem Kur'an, hem Tevrat, hem İncil hafızıdır. Siz neler anlattınız? İmanın kalplerden anlattık. Zahirden bahsettik. İşte Allah o harikaları, o sanatı hafızada tutmayı ve ona hayret etmeyi nasip etsin. O çok önemli. Yani iyi kavramayı, hayret etmeyi ve hafızada tutmayı. Çünkü birkaç tanesi bile ya yeri yerinden unutulacak olaylar. Evet. Yani dünya ayağa kalkması lazım. Dünya çapında insanların büyük bir bölümünün basiretinin kapıda olması mucize. Feraset ve basiret ve akıllar dünya çapında geniş çaplı kapalı. Bu Allah'ın varlığının delillerinden. Normalde bir şey olur mu, insan hayretten dona kalıyor değil mi? Evet. Ya bunca harika peş peşe gayet makul görüyorlar. Bir makul görme başlayınca öyle oluyor. Mesela İslam'ın hakimiyetin böyle olmaz. Bir şeyin harikalığı bir vurgulandığında bütün milletin dikkati açılır. Evet. Mesela Hüreyre'de bir şey anlatılıyor değil mi? Yeni bir şey bulundu. Bütün dünya ayağa kalkar. Aa dersin, Allah'ın yeni bir harikasını gördük. Yeni mucizesini gördük. Mesela hiç kimse namaz kılmadığında adam namaz kılmamayı normal görüyor. Ama herkes namaz kıldığında, namaz kılmadığında namaz kılmamayı anormal görür. Zekat vermemekten mesela utanır. Ya Allah'ın malını neyini saklıyorsun? Ver daha diyesin, insanlar kullansın.
Allah daha çok gönderecek sana. Dağıt. Dağıtırsan bereketi gelir. Ne yapacak bu bekletip yani? Sevgi derinliğine doyamadığım aşkımla sohbetimize başlıyoruz. Güzelleri nasip ediyor. Hayret ya, böyle bir insan Allah arkadaşım olarak nasip etmiş. Maşallah. Elhamdülillah. Hakikaten ben böyle bir olay bilmiyorum, yani, göremiyorum. Maşallah. Gerçekten çok büyük nimet hocam. Çok şahane ya. Mümkün zeki. Maşallah. Ve harikulade güzel. Evet. Maşallah. Olağanüstü güzel gerçekten, maşallah. Allah'tan bana nimet oldunuz maşallah, elhamdülillah. Maşallah. Şu okul bitiriş şekli evet. Hala aklımda. Gerçekten. Ya kardeşim, makine mühendisliği çok zor bir bölüm. Yani çok çok zor. Günde çok az vakit ayırıyordu ya. Her okuyor mesela, ezberliyor sayfayı. Maşallah. Anında kavruyor. Zehir gibi ya. Maşallah. Hiç takıntısı olmadan tıkır 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 hepsini verdi derslerine. Elhamdülillah. Maşallah. Sizin teşvikinizle, maşallah. Şevklendirmenizle. Maşallah. 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 Sizin hafızlığı, mesela çok şaşırıyorum. Maşallah. Mesela Yasemin'in hafızlığı. Maşallah. Bu ya 6666 tane ayet ezberlemek çok zor. Evet. Hem Türkçesi ezberlerinde, evet. Hem Arapça ezberlerinde. Maşallah. Maşallah. Yani. Bak, yani hafız biliyorum ama Arapça ezber biliyorlar. İnşallah. Benim canlarım da Türkçe de ezber. Maşallah. Hem Arapça hem Türkçe. Su maşallah. Gibi. Maşallah. Maşallah. Hafız, koruyan, gözeten, muhafaza eden. Buna rağmen yüz çevirirseniz, artık size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ettim. Rabbim de sizden başka bir kavmi yerinize geçirir. Siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Doğrusu benim Rabbim her şeyi gözetleyip koruyandır. Günümüzde evrenin yoktan var olduğu ispatlanmıştır. Araştırmalar sonucunda elde edilen tüm bilgiler bu gerçeğe işaret etmektedir. Evrenin yoktan varoluşu sırasında ortaya çıkan atomlarla bugün canlı cansız her şeyi oluşturan atomların birbirleriyle aynı olduğunu da bilim ortaya koymaktadır. Evrenin ilk yaratılış anında ne kadar atom varsa şu anda da o kadar atom vardır. Ancak şöyle bir farkla. Yoktan varoluş anında büyük bir hızla etrafa dağılan atomlar, yıldızları, dünyayı, atmosferdeki havayı, yeryüzündeki suyu, toprağı ve hatta insan bedenini oluşturmaktadır. Üstelik bunu öylesine kusursuz bir düzenle yapmaktadırlar ki, her bir atoma hakim olan düzenleyici bir gücün varlığı kesin olarak anlaşılmaktadır. Bu noktada karşımıza şu gerçek çıkmaktadır. Ortada hiçbir şey yokken maddeyi yaratan ve kusursuz bir düzen oluşturan Allah, bu düzenin meydana gelişindeki her aşama hakkında bilgi sahibidir. Çünkü böylesine karmaşık ve düzenli bir sistemin tek bir anının dahi kontrolsüz oluşması mümkün değildir. İşte bu gerçek, bize kainattaki sistemi düzenleyen, var eden Allah'ın sonsuz ilmini göstermektedir. Gökten yere her işi o evirip düzene koyar. Allah her şeyi yoktan var etmiş ve bu varoluşun her saniyesini, her dakikasını gözetleyerek kusursuz bir düzen oluşturmuştur. Ve halen de bu düzeni gözetlemekte ve korumaktadır. Allah'ın kainat üzerindeki sürekli koruması bir Kur'an ayetinde şöyle bildirilir.
Çünkü senin Rabbin gerçekten gözetleme yerindedir. Bu aile bağının kan bağına göre olmadığını Allah Kur'an'da bildiriyor, ondan bahsetmiştik hocam. Halbuki münafıklar da siz anlatmıştınız. Mesela bir makam mevki sahibi olması, dedesinin, babasının, işte amcasının ona bakacak bir yeri olması, yiyip içip yatabileceği bir yer olması münafık için son derece önemli oluyor. Münafık uyuz porsuğa benzer. İt gibi korkaktır. İnşallah. Başına bir dert gelmesinden, bir imtihan gelmesinden çekinir. Onun için Müslümanlar da önce bir kusur aramaya kalkar. Der ki ya bunlar bir yönden eksiktir. Ben de çok takvayım. Takva olduğuma göre ne işim var bunların yanında? Ondan sonra gider, tehlikeden arınmış bir yerde kendince kaya porsu nasıl bir mağaranın içine girer yaşarsa efendim orada yaşar. Ama diyor ki Bediüzzaman, sinekten kaçayım derken yılanın ağzına düşer diyor, cehenneme düşer. Belanın içine düşer, hastalıkların, dertlerin içine düşer. Allah çökertir. İnşallah. Helak eder Allah. Coşan hocam nasılsın? Elhamdülillah. Evet. Münafığın ruh halinde kendini beğenme vardır. Münafık, Bediüzzaman çok zeki olur diyor münafıklar diyor. Şeytani bir zeka olur diyor. Özel yaratıldığı için. Yani şeytan özelliği gösterdikleri için. Şeytani zeka olur diyor. Zekavetiyle hareket eder diyor. Onun için yaldızlı sözleri dinlenir diyor. Yani mesela sünnetten bahsediyor. Takvadan bahsediyor. Kur'an'a hakimiyetten bahsediyor. İşte Kur'an'ı çok iyi bildiğinden bahsediyor. Ama bir şey de bildiği yok. Yani şöyle bildiği yok. Biliyor fakat kalbinde yok. Yani kalbinde bir inanç yok. Kalben inanmaz münafık. Dilinde vardır. Kalbinde o yoktur. Fakat ayette diyor Cenab-ı Allah dinlersiniz diyor. Konuşurlarsa dinlersiniz. Hakikaten mesela çok kapsamlı anlatıyor. Çok kapsamlı konuşuyor. Kendince Müslümanların açığı olduğunu zannettiği yerlerden yaklaşmaya çalışıyor. Yani takvasını göstermek için. Mesela Müslüman İttihat-ı İslam için çalışıyorsa o misvakın boyuyla ilgilenir. Mesela Müslüman tebliğe gidiyorsa o işte ben evde yemekten sonra, akşam yemeğinden sonra bir saat zikir çekiyorum da. Yani ona karşılık tehlikesiz, kendine bir zorluk getirmeyecek, onu zora sokmayacak yollar bulur münafık. Ama en ziyade Müslümanların başına gelebilecek tehlikelerden korunduğu için çok kendini korunmuş hisseder. Hatta ayet ediyor ya, onların içinde olsaydı İyi ki değilmişim diyor. İnşallah. Yoksa benim de başım belaya girerdi diyor. Uzak oldum, Allah beni korudu der diyor Allah'a ayette. Böyle bir kafaya sahiptir münafıklar. Yani ana yapıları budur. Bir de Müslümanları ihbar edip yakalatmak, ezdirmek, dağıtmak, onları moral yönden yıkmak, küfürle işbirliği yapmak, müşriklerle işbirliği yapmak münafığın özelidir. Kendince tabii, o öyle düşünür. Ama münafık Müslümanın adeta benzini gibidir. Ne kadar çoksa münafığı, o kadar Müslüman heyecanlı, o kadar şevkli, o kadar atak, o kadar güçlüdür. Müslüman aklının artmasına sebep olur münafık. Yoksa atalet gelir Müslümana. Ya adrenalin gibidir. Nasıl adrenalin insanı açar, canlandırır değil mi? Vücudun ihtiyacı vardır. Adrenalin mesela adamın tansiyon düşünüyor. Ne veriyorlar? Adrenalin veriyorlar canlansın diye. Münafığın da tansiyon düştüğünde münafık yetişir. İnşallah. Canlandırır Müslümanı, şevklendirir. Münafık kendini azade ettiği için, böyle bir domuz gibi bir ine sığındığı için Allah'ın kendini koruduğunu, Müslümanlara da bela verdiğini iddia eder. İnşallah. Çünkü Müslüman göğüs göğüse mücadele içinde olduğu için tabii dertlerle, belalarla karşılaşır. O da orada korunduğunu zanneder ama onu cehennem kuşatır münafığı. Münafığa bol zaman verilir. Onun için diyor Allah ayette, onlara mallar ve çocuklar vermemizle onlara iyilik ettiğimizi zannetmeyin diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Onların canlarının azap içinde çıkması için bunu yapıyorum diyor. Yani iyice belalarını bulsunlar diye. Çünkü mesela suçunun Allah 50 olmasını istemiyor. 50 bin olmasını istiyor. Maşallah. Eğer bırakılırsa 50 olur suçu. Ama süre uzatılırsa 50 bin oluyor.
50 bin olunca iyice canı yakılabiliyor. Allah canını yakmak için onun gerekçesini iyice geliştirmiş oluyor. Münafıkta sistem budur. Elhamdülillah. Hayır, Allah istese tabii, nasıl öyle istese oraya gider ama tabii Allah adil olduğu için onun makul olduğunu insanlara göstermek İnşallah. İstiyor. İnşallah. Atatürk dindarlığının bütün açıklığıyla ortaya koyan bir insandır. Bakın, Atatürk'ün günlüğünden biraz anlatayım. Oradan daha iyi anlarlar. Evet. 9 Mart 1922 Perşembe Sivrihisar. Kendi el yazısıyla. Saat 8'e doğru akşam İsmet Paşa geldi. Evvela yemek, yemekten sonra 10 Mart için program kararlaştırıldı. Siyasi durum hakkında bilgi verdim. Bakın dikkat edin. Ondan sonra hafıza Kur'an okuttuk. Buyurun. 10 Mart 1922 Cuma Aziziye günlüğü bu. Kendi el yazısını yazdı. Selahattin Paşa'la gelmişlerdi. Beraber yemek yedik. Bazı telgraflar gelmişti. Gördüm. Sonra bakın ne diyor. Hafıza Kur'an okuttum. 17 Mart Cuma Akşehir. Karargaha dönüş saat 8'de kadar yalnız kaldım. Mustafa Abdülhalik Bey geldi. Hafıza Kur'an okuttuk. Ve devam ediyor. 20 Mart Pazartesi Akşehir. Fahrettin Altan Paşa ve kurmayını yemeğe davet etmiştim. Hafıza Kur'an okuttuk. 24 Mart Cuma Akşehir. Mütareke teklifini Celal Bey bildirdi. Cuma namazında Hafız Ulu Cami'de Mevlüt okudu. Gece yarısından sonra 5'te sabaha kadar Ankara'da Bakanlar Kurulu ile görüşme yaptım. Gece gündüz Kur'an okutan, evet, Hafız'ın okuduğu Kur'an'ı zevkle dinleyen bir insan.